Gençler selam, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, bugünkü konumuz 3. haftanın son konusu. EBOB, EKOK ya da OBEB, OKEK. Hiç fark etmez hangisini kullandığınız. Bugün bunu işleyeceğiz ve daha sonrasında mini bir testi var, onu çözeceğiz arkadaşlar. Artık kitabımızda 3. haftayı da bitirmek üzereyiz. Daha sonrasında 4. 5. hafta derken zaten 11 hafta nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Ve 11 hafta geçtiğinde ise verdiğimiz ödevlerle ve komp kitabımızla beraber daha yazın ortasında 2 tane sevgili arkadaşlarım kitabı sen paramparça etmiş olacaksın. Allah'ın izniyle. Şimdi gençler hazırsanız EBOB EKOK konumuza başlayalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Evet gençler, şimdi konu başlığı olarak EBOB EKOK ya da dediğim gibi benim altımda gördüğünüz gibi OBEB OKEK sevgili arkadaşlarım. Hiç fark etmez. En büyük ortak bölen ya da ortak bölenlerin en büyüğü, ikisi aynı anlama geliyor. En küçük ortak kat EKOK, ortak katların en küçüğü OKEK arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. İki ya da daha fazla sayma sayısının her birini tam bölen en büyük sayma sayısına bu iki sayının en büyük ortak böleni yani EBOB'u denir arkadaşlarım. EBOB'u denir. 2 ya da daha fazla sayma sayısının her birinin pozitif bir tam katı olan en küçük sayma sayısına da bu sayıların EKOK'u, en büyük en küçük ortak katı yani EKOK'u denir. Örnek veriyorum, sen X ve Y sayısının en büyük ortak bölenini hesaplıyorsan bunu EBOB XY ile göstereceksin. En küçük ortak katını hesaplıyorsan da EKOK XY ile göstereceksin. Şimdi alt tarafta bir örneğimiz var. Bu örnek haricinde de EBOB ve EKOK farklı tarzlarda hesaplanabilir mi, onları da görelim. Hocam siz hangi tarzı tercih ediyorsunuz diye soracak olursanız ondan da bahsedelim. Daha sonrasında dersimize devam edelim. Şimdi arkadaşlarım, en basit ve bilinen haliyle 24, 36 ve 42'nin önce EBOB'unu sonra EKOK'unu hesaplayalım. Ya da bakalım önce EKOK'unu sonra EBOB'unu da hesaplayabiliriz. Şimdi 24, 36 ve 42 sayılarını burada karşınıza çıkan, aklınıza ilk gelen en küçük asal sayılarla bölmeye başlıyorsunuz. Asal çarpanları ayırmanın bu sefer üçlü veya ikili halini yapacağız. 2'ye bölelim arkadaşlar. 12, 18 ve 21. Bu iki sayısı bütün buradaki sayıların hepsini böldü mü? Böldü. O zaman işaretliyorsunuz. Tamam. Olay bu. Bu bizim EBOB'u bulmamıza yardımcı olacak. Daha sonrasında 12, 18 2'ye bölünüyor. 2'ye bölmeye devam edelim. 6, 9 ve 21 2'ye bölünmediği için aynen bırakıyorsunuz. Bu sefer tamamını bölmediği için bakın 21'i bölmedi, dolayısıyla işaret koymuyorsunuz. Tekrar 2'ye böldüm. 3, 9 ve 21 bakın ve 9 ve 21 bölünmedi 2'ye, dolayısıyla işaret koymadım. Şimdi arkadaşlarım 2'ye bölünebilen bir sayı kalmadı. Şimdi neye bölüyoruz? 2'den sonraki asala yani 3'e. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 7. Hepsini böldü mü? Hocam böldü, dolayısıyla işaretini koyuyorsun. Şimdi burası 1 oldu, artık hiçbir şeye bölünmeyecek. Dolayısıyla tekrardan 3'e bölüyorsun. 1 ve 7 diyorsun. 7'ye bölüyorsun. Burayı da 1 yazıyorsun. Şimdi bak. EKOK'u bulmak için diyorsun ki EKOK 24, 36, 42 eşittir. EKOK arkadaşlarım 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. 3 kere 3'ten 9 çarpı 7 diyorsun. 7 çarpı 8 çarpı 9'muş yani bizim EKOK'umuz. Bu sayıların en küçük ortak katı 7 çarpı 8 çarpı 9'a eşit. Hatta o da 72 çarpı 7'ye eşittir. Bu da sevgili arkadaşlarım 490 artı 14'ten 504'e eşittir. Onu da yazalım. EKOK'umuz 504'müş. Peki EBOB'u nasıl bulacağız? Şu işaretlediklerimizde ne işimize yarayacak? O işaretlediklerimiz de EBOB'u bulduracak bize. Bakın EBOB 24, 36, 42 diyorsunuz yine. Eşittir dediniz. Sadece işaretlediklerinizi çarpıyorsunuz. 2 kere 3'ten ne yapar? 6 yapar arkadaşlarım. Dolayısıyla benim bu sayılarımın EKOK'u 504, EBOB'u 6'dır diyebilirim. Farklı bir şekilde yapılabilir mi hocam? Tabii ki yapılabilir. Bak şimdi sen 24'ü, 36'yı ve 42'yi şu şekilde, hani önceki konularda, geçen haftaki konularda asal çarpanları ayırmıştık ya, aynı o şekilde asal çarpanlarını ayırıyorsun. 24 dediğimiz sayı 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1'dir. 36 dediğimiz sayı ise 2'nin karesi çarpı 3'ün karesidir. 42 dediğimiz sayı da 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 7'nin ta kendisidir. 7 üzeri 1'in ta kendisidir. Şimdi önce hangisini hesaplayalım? EKOK'u hesaplayalım. EKOK'u bulmak için önce 2 çarpanlarına bakıyorsun. Hangisinde daha fazla 2 çarpanı varsa onu kabul ediyorsun. Bakın 2'nin küpü, 2'nin karesi ve 2'nin birinci kuvveti. Tabii ki büyük olan 2'nin küpü.
3 üzeri 1 3'ün karesi ve 3 üzeri 1'den 3'ün karesini alıyorsun. Hocam bunlarda 7 var mı? Yok. Ama bunda var. Da hangisi daha fazla anlamına geliyor? Bu. Demek ki bir de bunu alıyorsun. Bakın ekoka hesaplıyorum. Eşittir. 2'nin küpü 8. 3'ün karesi 9 çarpı 7. İşte gördüğünüz gibi ekok ortaya çıktı. Az önce de zaten aynısını bulmuştuk. Peki hocam EBOB'u nasıl bulacağız? İşte bu sefer de tam tersini, tam zıttını yapacağız. Yani bu sefer az olanları seçeceğiz. Az olanlardan kastımız 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Hangisi daha az? 2 üzeri 1. 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 ve 3 üzeri 1'den 3 üzeri 1 daha az. Ve 7 üzeri 1. Burada var mı? Yok. O zaman yok olanı seçeceğiz. Yani çarpı 1'i seçeceğiz arkadaşlar. Tamam. Yani 2 ile 3'ün çarpımı 6 da bize EBOB'u verecekmiş. Hocam siz hangisini kullanıyorsunuz diye soracak olursanız da ben genelde şu ve bunun daha pratik hallerini kullanıyorum. Daha pratik hali de mi var hocam? Evet, daha pratik halleri de var. Onu da artık soruları çözdükçe kafandan oluşturdun. Mesela örnek veriyorum 24, 36 ve 42. Ben bunların hepsinin 6'ya bölündüğünü zaten biliyorum. Dolayısıyla diyeceğim ki örnek veriyorum 24 için ve bu 6 kere 4'tü zaten. Bu 6 kere 6'ydı. Bu da 6 kere 7'ydi. Şimdi şunlara bakıyorsunuz. 6'ların hepsi ortak. Demek ki EBOB'un içerisinde 6 var kardeşim. Peki diğerleri 4, 6 ve 7 üçerli olarak bakıyorsun. Aralarında asal mı? Hepsini aynı anda bölen başka bir sayı var mı? Yok. O zaman şurada işaretlediğiniz 6 EBOB'dur. EKOK'u bulmak için ne yapacağız? Hocam bu tarzda şöyle diyorsun. Sarıyla işaretlediklerim var ya aralarında asal olanlar. Hepsini çarpıyorsun. 4 çarpı 6 çarpı 7 çarpı bir de çarpı EBOB diyorsun. İşte bu da sana zaten şuradaki 504'ü ta kendisini verecektir güzel kardeşim. Tamam. Bu kadar basit ve bu kadar easy. Geçtim ikinci örneğime. EBOB'u 12 olan farklı iki pozitif doğal sayının toplamı en az kaç olur diye sorulmuş. Arkadaşlarım en az en çok diye sorulabilir, sıkıntı yok. En çoğunu bu soru için bulamayabiliriz ama en azını buluruz. EBOB'u 12'ymiş iki sayının. Yani arkadaşlarım bir x varmış bir de y varmış. İkisinin de ortak bir çarpanı 12 varmış. Ve çarpı a çarpı b diyorum. Başka bir çarpanı olmadığı için sadece 12, yani en büyük ortak bölenleri, en büyük ortak çarpanları bunların 12 olduğu için buradaki a ve b'nin ne olması gerekiyor? Aralarında hemen yazıyorsun bak, aralarında ne olacak? Asal olacak bunlar. Dolayısıyla en az kaç olur demiş ya, aralarında birbirinden farklı, aralarında asal iki tane sayı seçiyorsun. Birisini 1, ötekini 2 seçmekte fayda var çünkü en azını istiyor. O zaman x dediğimiz sayı 1 kere 12'den 12, y dediğimiz sayı 2 kere 12'den 24 olur. Bu iki sayının toplamı en az kaçtır diye sormuştu. 12, 24 daha eşittir 36 dersin. Cevap da bu olur. Devam ediyorum bir diğer sorum olan 3. sorumla. EBOB'u 3 olan 2 doğal sayının çarpımı. Çok ama çok iyi dinliyorsun, tamam mı? Tek bir yöntem göstereceğim. Buna benzer bütün sorularda aynı yöntemi uygula, sonucu bulursun. 2 tane sayımız varmış. Bu sayılar x ve y olsunlar. Ve bunların EBOB'u kaçmış arkadaşlarım? 3'müş bakın. Tamam? 3'müş. Şimdi bunların EBOB'u 3 ise ben x'i 3a biçiminde, y'yi de 3b biçiminde seçebilirim o halde. Doğru mu? 3b biçiminde seçebilirim. Ve EBOB'ları 3 olduğundan başka bir ortak çarpanı olmayacağı için şuradaki a ve b ne olmak zorunda? Aralarında asal olmak zorunda. Başka bir şey değil. Pekala. Şimdi iki doğal sayının çarpımı demiş. Yani x de y'nin çarpımı da aynı zamanda 108 olduğunu söylemiş. Ben x'i ve y'yi a ve b türünden 3a ve 3b şeklinde bulmadım mı? Buldum. 3a ile 3b'nin çarpımı nedir? 9 çarpı a çarpı b'dir. Ve bunun da 108 olduğu dile getirilmiş. O zaman her iki tarafı 9'a böleceksin. A çarpı B'yi de 12 bulacaksın. Şimdi benim elimde A çarpı B eşittir 12 gibi bir sayı var. Bir eşitlik var. Ve arkadaşlarım A ile B'nin de biz ne olması gerektiğini biliyorduk. A ile B'nin aralarında asal olması gerektiğini biliyorduk. Şimdi o zaman 12 çarpı 1, bak 12 ile 1 aralarında asaldır. 6 çarpı 2'yi yazamam. Neden? Çünkü aralarında asal değiller. 6 çarpı 2 12 fakat aralarında asal değiller. Dolayısıyla 4 ile 3'ü yazabilirim aralarında asaldır ardışık olduklarından. 3 çarpı 4'ü ve 1 çarpı 12'yi yazabilirim. Şimdi bana demiş ki bu sayıların toplamı en çok kaç olur? Şimdi bize ne sorulmuş arkadaşlar? X ile Y'nin toplamının maksimum değeri. İşte bunun maksimum değeri sorulmuş. Peki
Ben x ile y'nin 3a ve 3b olduğunu bilmiyor muyum? 3a artı 3b'nin maksimum değeri soruluyor yani. O halde a artı b'nin de ben en büyük değerini bulmak zorundayım. Çünkü burası 3 parantezinde a artı b'yi verecek bize. Biz a artı b'nin maksimum değerini bulmak zorundayız şu an. O halde 12 artı 1'den 13 gelir a artı b. Burası 7 gelir, burası 7 gelir ve burası da 13 gelir. Ben hangisini kullanacağım o halde? Tabii ki 13'ü kullanacağız hocam. O halde yazarsın buraya 13'ü. 3 çarpı 13'ten senin cevabın ne olur? 39 olur deriz sevgili gençler. Bakın unutmayın, çoğu öğrenci şu hatayı yapar. 12 ile 1'in toplamı 13'tür der, 13'ü lönk diye işaretler. Bunu yapmıyorsunuz. Tamam. Ne yapıyoruz? X ile Y'nin toplamı sorulmuş bize. A ile B değil. Öyle soruyu çözerken ki o hengamenin içerisinde neyi sorduğunu da unutma sorunun lütfen. Dördüncü örneğimiz. EKOK'u 240 olan 3 farklı doğal sayının toplamı en çok kaç olabilir diye sormuş. Şimdi EKOK'ları 240'sa ve bu sayıların maksimum değerleri soruluyorsa, en çok değerleri soruyorsa, sen gideceksin bir tane sayıyı 240 seçeceksin. O Allah'ın emri, tamam mı? 240'ı seçtin. Hocam bir sonraki sayımız ne olacak? EKOK'u 240 olacak biçimde. Hemen ne yapıyorsun biliyor musun? En küçük asala bölüyorsun eğer bölünebiliyorsa. 240'ı 2'ye böl, ne gelir? 120. Bakın 240 ile 120'nin EKOK'u 240'tır. Ama hocam 3 tane sayı var diyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de 120'yi mi 2'ye böleceğiz? Hayır tabii ki. Şimdi bak, böyle de seçebilirsin. Bunların da EKOK'u 240'tır. Ama toplarsan 420 gelecektir. Ama cevap bu değil işte. Peki ne yapmamız lazım hocam? 240'ı seçtik, 120'yi seçtik. 240'ı 2'ye bölmüştük ya. Bu sefer de ikinci en küçük asala böleceksin. Yani kaça böleceksin? 3'e. Böylelikle 80'i bulacaksın. Şimdi toplarsan ne olur biliyor musun? 120, 80 daha 200, 440 olur. Bakın 420 nerede? 440 nerede? İşte cevabımız arkadaşlarım 440 olacak. Şıklı sorularda, seçenekli sorularda dikkatli olacaksın. Çünkü şıkları nasıl verir biliyor musun? 420, 430, 440, 450, 460 der. Hele ki bir de A şıkkına o çeldirici olan cevabı koyduğu için görür görmez yapıştırırsın 420'yi. Bu da bizi hataya sürükler, eksi nete sebep olur. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Anlaştık. Bir notumuz var. A ve B sayma sayılarının çarpımı. Bu sayıların EBOB ve EKOK'larının aynı zamanda çarpımına da eşittir. Ne demek bu? Şu demek. Bir A ve bir B sayısı, herhangi bir sayı hiç fark etmez. Bu sayıların EBOB'ları EBOB AB diyorduk. Bu sayıların EKOK'larına EKOK AB diyorduk. İşte sevgili gençler, A ile B'nin çarpımı aynı sayıların EBOB'larıyla EKOK'larının çarpımına eşittir diyeceğiz. Örnek veriyorum. Bir tane örnek yazalım. 24 sayısını düşünelim. Tamam mı? 24 sayısını düşünelim. Ya da 12 sayısını düşünelim. Çünkü 24'e 8 diyecektin de o güzel bir örnek olmaz. 12 ile 8 sayısını düşünelim. Şimdi 12 kere 8 kaç yapar? 12 çarpı 8 eşittir 96 yapar. 12 ile 8'in EBOB'u kaçtır? İkisini de ortak bölen en büyük sayı 4'tür. EKOK'ları kaçtır? İkisinin ortak katı 24'tür. Peki 4 kere 24 kaç yapar? Bakın o da 96 yapar. Demek ki 12 ile 8'in çarpımı 12 ile 8'in EBOB'ları ile EKOK'larının çarpımına eşit oluyormuş. Devam. 5. soru. EBOB 6 ile 21 x'miş. EKOK'ları da bu sayıların y'ymiş. Bana x ile y'nin çarpımını soruyor. Bana ne EBOB'ları ile EKOK'larının çarpımının kaç olduğunu bulmak mı? Bana ne yani? Ne yapacağız hocam? Hocam sen zaten 6 ile 21'in çarpımının EBOB 6'ya 21 çarpı EKOK 6'ya 21 olması gerektiğini adın gibi biliyorsun. Hemen bir üstte zaten bunun açıklamasını yaptık. E hocam burası x değil miydi zaten? Burası da y değil miydi? Evet güzel kardeşim, burası x'ti, burası y'ydi. O zaman bu x ile y'nin çarpımı 6 kere 21'in yani 126'nın ta kendisidir diyeceksin. Tamam. Bir diğer sayfaya geçtik. 6. sorumuz. Ardışık iki sayının EBOB'u ile EKOK'unun toplamı. Şimdi ardışık iki sayıdan bahsediyoruz, tamam mı? Ardışık sayılar aralarında asal değil miydi? Hemen buraya hatırlatma diye yaz. Ardışık sayılar, ardışık sayılar aralarında hocam, aralarında asaldır yaz. Ve hemen bir tane daha. Aralarında asal sayıların EBOB'ları 1'dir.
Ekokları o sayıların çarpımıdır. Ekokları da o sayıların çarpımıdır. Yani A ve B eğer ki aralarında asal ise A ile B'nin ebobu arkadaşlar 1'dir. Tamam mı? Şurayı şöylece çekeyim ben şuraya. A ile B aralarında asalsa ebobları 1'dir. Ekokları da sevgili arkadaşlarım A ile B'nin çarpımının ta kendisidir diyorsunuz. E çok güzel. Yukarıdaki örneğe baktığımız zaman ardışık iki sayı demiş. Ben ardışık sayıların aralarında asal olduklarını biliyorum ya. O zaman ebobları 1'dir. Ekokları da yani o sayıların A ve B diyelim. Ekokları da o sayıların çarpımıydı. A kere B ile 1'in toplamını bana 73 vermiş. O zaman A kere B kaçtır arkadaşlar? 72'nin ta kendisidir. Şimdi ben A ve B sayılarımın ardışık olduklarını bilmiyor muyum? Biliyorum. Bana ardışık iki sayı söyleyin. Çarpımları 72 olsun. Nedir arkadaşlar? Tabii ki 8 kere 9'dur. Yani benim sayılarımdan bir tanesi 8, öteki de 9'muş. İşte bu sayıların toplamı isteniyor benden. O halde 8 artı 9'dan cevaba ne diyeceksin? 17'dir hocam diyeceksin. Ve 7. örneğe doğru harekete geçeceksin benimle beraber. A sayma sayısı olmak üzere. A ile A artı 1'in ekoku neymiş? Bunun üzerine A eklemiş, 48 bulmuş. Ben A ile A artı 1'in ekokunun ne olduğunu biliyorum. Bunlar ardışık değil mi? Aralarında bir fark varsa. Evet ardışık. O zaman aralarında asal değil mi? Aralarında asal. Aralarında asal sayıların ekokları neydi? O sayıların çarpımıydı. Yani A ile A artı 1'in çarpımıydı. Peki bunun üzerine bir de A'yı eklemiş. Sonuç olarak bize ne bulmuş? 48 bulmuş. Şimdi dikkatli dinliyorsun. Burada A burada var, bir de burada var. O zaman A ortak çarpan parantezini alalım. A parantezinde burada kalan A artı 1, şurada kalan da 1 eşittir 48 miymiş? Güzel. A ile A artı 2'nin çarpımı neymiş peki hocam? O da 48'miş. Şimdi şu iki sayı arasında kaç fark var? 2 fark var değil mi? Aralarında 2 fark olup da çarpımları 48 olan sen bana sayılar söylersin ya. Vallahi söylersin. Hemen ne gelir? Neyi? 6 mı? 6 ve 8 gelir değil mi? 6 kere 8 kaç yapar? 48. E çok güzel. O zaman A kaçtır diye sorulmuştu. Kimse kusura bakmasın. Biz bulduk. A kaçmış arkadaşlar? 6'ymış diyeceğiz. Ve gençler 8'deyiz. 91 santim ve 126 santim uzunluğunda iki tane ayrı demir çubuk var. Bak bir tanesi şöyle 91 santim, tamam mı? Öteki de şöyle 126 santim. Hemen kenarlarına yazalım. Burası 96 santimetre. Burası da 126 santimetre. Sanırım yanlış yazdım değil mi? Hemen oradan uyardın. 91 hocam 91 diye ben de yazayım. 91 santimetre ve 126 santimetrelik iki tane bizim demir çubuğumuz var. Diyor ki bu çubuklar eşit uzunlukta parçalara ayrılacak. Yani şunu ayırdığım parçaların uzunluğuyla bunu ayırdığım parçaların uzunlukları da eşit olacak. Buna göre çubuklar ayrı ayrı en az kaç yerden kesilmelidir? Aynı anda kesme falan gibi öyle kelime oyunları yok. Ayrı ayrı keseceksin diyor. Peki bak şimdi. Ne yapmamız gerekiyor ikisini de eşit uzunlukta parçalara ayırmak için? Bu sayıların 91 ve 126'yı bölebilen en büyük sayıya bakmamız lazım. Çünkü en az kaç yerden kesilmelidir diyor. O zaman bizim 91 ve 126 sayılarımızın ebobu lazım bize. 91 sayısının sen 7 kere 13 olduğunu biliyorsun. 126 sayısının da 7 kere 18 olduğunu biliyorsun. Ortak ne var burada? Hocam 7'ler var. Peki geri kalan 13 ve 18'in ortak bir böleni var mı? Yok. 1 var sadece. Başka bir şey yok. O zaman arkadaşlar bizim şurada işaretlediğimiz maviyle işaretlediğimiz 7 var ya. İşte o 91 ve 126'nın ebobudur. Uzun uzadıya yazmaya gerek yok. 91 ile 126'nın ebobu 7'ymiş. Peki hocam biz ebobu bulduk da bu bizim ne haltımıza yarayacak? Bak şimdi. Bu bulduğun ebob senin çubukları ayırman gereken uzunluktur. Yani sen iki çubuğu da 7'şer santimetre uzunluklarda kesmek zorundasın ki hem her çubuk eşit boyda olsun hem 91 santimetrelik çubukla 126 santimetrelik çubuklar da aynı eşit uzunlukta parçalara sahip olsunlar kesildikten sonra. İşte o 7 santimetreymiş.
Şimdi tabii burada doğal olarak artık çeldiricinin yoluna doğru giriyoruz. Çeldirici bizi o yola sokmaya çalışıyor ama biz o yoldan sapacağız. Bak şimdi. Genelde yapılan hatayı söylüyorum, dikkatli dinliyorsun. 91'i 7'ye böldün 13. 126'yı 7'ye böldün 18. Sonra da gittin, tamam mı? Sonra da gittin. Buradaki 18 ile buradaki 13'ü topladın. Cevaba da 31 dedin. İşte bu hatalı. Neden biliyor musun? Çünkü arkadaşlar bir çubuk varsa elimizde. Sen bunu iki eşit uzunluğa ayırmak istiyorsan tek bir defa kesik atman gerekir. Bir çubuk varsa ve sen bunu 3 eşit parçaya ayırmak istiyorsan iki yerden kesik atman gerekir. Bak 3 parça ama 2 kesik. Bak 2 parça ama tek kesik. Yani kaç parçaya ayrılıyorsa bir eksiği kadar kesik atarsak ancak o kadar parçaya ayrılır. Burada 13 parça mı olacak? O zaman 12 defa kesilir. Burada 18 parça mı olacak? O zaman 17 defa kesilir. Ve böylelikle sen 12 defa burayı, 17 defa burayı kesersen toplam 29 kesme işlemi sonunda sorunun istediği parçaları elde edersin. Bak, şıklar söylüyorum. 29, 30, 31, 32, 33. Sakın ha gidip de 31'i buradan mantıklı bir şekilde bulup işaretlemeyin. Aklınızda bulunsun. SML Hoca uyardı sizi. Devam ediyorum 9'da. 9. soru için şu kısmı şöyle şuraya alalım. Ve şimdi çözelim. Ankara'dan İstanbul'a 6 ve 15 saatte bir otobüs gönderen iki tane şirket var. Aynı saatte ilk otobüslerini gönderiyorlar arkadaşlar. Bir tanesi 6 saatte bir, diğeri de 15 saatte bir otobüs gönderiyor. Ve ikisi de aynı anda bu otobüsleri gönderdi. Şimdi bir, tamam mı? Hiçbir şey bilmeyen bir öğrenciymiş gibi çözeceğiz. İkincisi pro bir öğrenciymiş gibi çözeceğiz. Bir tanesi beginner olacak, bir tanesi upper olacak arkadaşlar, tamam mı? Şimdi bak, şurada gönderdiler. 6 saat sonra gönderecek. Bir 6 saat daha sonra. Bir 6 saat daha sonra şu an ne yaptı? 18. saat. Bir 6 saat sonra 24, bir 6 saat sonra 30, bir 6 saat sonra 36, bir 6 saat sonra 42 saat böyle gönderiyor arkadaşlar. 6 saatte bir. Öteki de 15 saatte bir gönderiyordu. Dolayısıyla şöyle geldim 15, şurası 15. saat. Şöyle geldim 30, burası da 30. saat oldu. E hayda, bak burada 30'ları gördün mü? Gördün. İkinci kez birlikte aynı saatte otobüs gönderdiklerinde toplam kaç sefer yapmış olurlar diyor ya bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sefer bu yapıyor. 1, 2, 3 sefer de bu yapıyor. Cevabımız o zaman toplamda 9 sefer yapmış oluyor. Cevap bu. Peki bunun daha kolay bir yolu yok mu? Bu şekilde çizmek zorunda mıyız? Hayır, çizmek zorunda değilsin. Şöyle yapıyorsun bak. 6 ile 15'in hemen bana ekokunu buluyorsun. Tamam. Niye? Küçük parçalar var elimizde ve biz bunları birleştirip büyük bir bütün haline getirmeye çalışıyoruz. 6 ile 15'in ekoku kaç? 30. İkisinin de bölebildiği en küçük sayı 30. Çok güzel. 30 ne demek? 30. saatte ikisi beraber gönderiyorlar demek. Bak burada bulduk ya biz. İşte o 30, o 30. Daha kolay bulduk bak. Peki şimdi ne yapacağız hocam? 30'u 6'ya böleceksin. Ne geldi? 5 mi? 30'u 6'ya bölmek demek 5 parça oluşturmak demek. Bak, birinci parça, ikinci parça, üçüncü, dördüncü, beşinci parça demek. Tamam. Peki ama burada kaç sefer yola çıktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani uç noktaları da saydığımız için 5 artı 1 sefer bu yapar. 30'u 15'e bölersin, 15 saatte bir sefer yaptığı için 2 gelir. 2 artı 1 sefer de bu yapar. Bak bu kaç sefer yaptı? 6. Bu kaç sefer yaptı? 3. 6 ile 3'ün toplamı nedir? 9'dur ve yine sana 9 seferi verir gençler. Bu sorunun cevabı bu şekilde. Örnek 10. Hadi bakalım. Şu kısmı sildik. X ve Y aralarında asal mıymış? Evet. Peki aralarında asal iki sayının ekoku neydi? O sayıların çarpımıydı. Ve bu sayı kaçmış arkadaşlar? Bu sayıların çarpımı 345'miş. Bu cepte. X artı 60 bölü Y ise 27'ye eşitmiş. E sen bunu güzel kardeşim x ile y'yi çarpıp üzerine 60'ı ekleyip y'ye bölerek bileşik kesir haline getiremez misin? Getiririz. X kere y artı 60 bölü y. Kaçmış? 27'ymiş hocam. Hocam biz x kere y'yi az önce bulmuştuk ya diyen uyanık öğrencilerime gelsin. Evet, bulmuştuk. Hemen o zaman yerine yazacaksın. 345
45'e 60'ı ekledim. Ne geldi? Hocam 405 geldi. 405'i y'ye bölünce 27 geliyorsa eğer, o zaman ben 405'i 27'ye bölersem de tabii ki y'yi bulmuş olurum. Bununla bunu yer değiştirebiliriz sonuç olarak. E güzel, madem öyle soru bitti artık. Y'yi bu şekilde bulabiliyoruz. Bak y sayısı kaçtır diye soruyor. 405'i 27'ye böleceğiz. Hadi bakkal bölmesiyle bölelim bunu. 40'ın içinde 27 bir defa. Bir kere 27 27. Çıkardım 13. 135'in içinde 27 5 defa. 5 kere 27 135. Çıkardım 0. Bakınız arkadaşlarım, y sayısı burada lönk diye belirdi. Cevabımız ne olacakmış? 15 olacakmış arkadaşlarım. Ve bir diğer sayfamız, 11. örneğimiz. X, y sayıları için. X ile y'nin ebobu 2'ymiş. O zaman x'i ne seçersiniz? 2a. Y'yi ne seçersiniz? 2b. Ebobları 2 olduğundan arkadaşlarım, a ile b'nin ne olmaları gerekiyor? Hocam aralarında mis gibi bunlar asal olmak zorunda. Çok güzel. Şimdi x kare ve y küpün ebobu nedir diye soruyor. X kare ise sen 2a'nın da karesini alırsın. 4a kare bulursun. Y küp ise sen y'nin yani 2b'nin de küpünü alırsın. 8b küp bulursun. Bak şimdi güzel kardeşim. A ile b aralarında asalken a kare ile b küp de aralarında asal olmak zorundalar. Bak bunlar aralarında asal. O zaman benim ebobum nereden gelecek? Tabii ki hocam şuradan gelecek. 4 ile 8'in ebobu bize x kare ile y küpün ebobunu verecek. Peki 4 ile 8'in ebobu, yani bu iki sayıyı ortak bölen en büyük sayı nedir? Tabii ki 4'tür. O halde arkadaşlar bunun da cevabına biz 4 diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve devam. 12. soru. 6'nın küpü 8'in 4. kuvveti ve k'nın ekoku 12 üzeri 6. Bu koşulu sağlayan kaç tane k pozitif tam sayısı vardır diye soruluyor. Şimdi 6'nın küpü eşittir 8'in 4. kuvveti eşittir ve buraya bir de k yazdım. Ve bunların da ekoku neymiş arkadaşlarım? Hop, 12'nin 6. kuvveti. 6'nın küpünü asal çarpanlarına bir güzel ayıralım. 6 demek 2 kere 3 demek ve bunun 3. kuvveti alınıyorsa 2'nin küpü çarpı 3'ün küpüdür arkadaşlar, 6'nın küpü. 8 biliyorsunuz ki 2'nin küpüdür ve ben bunun 4. kuvvetini almışsam 2'nin 12. kuvveti yapar 3 kere 4'ten kaynaklı. K'nın ne olduğunu bilmiyoruz ama ekoku 12 üzeri 6'ymış. 12 demek arkadaşlar 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1'dir. Ve sen bunun 6. kuvvetini aldıysan bunun da 6. kuvvetini alacaksın. Demek ki ekok 2 üzeri 12. 2 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 6 demekmiş. Güzel. Şimdi gençler, ben ekok bulurken böyle asal çarpanlarını ayırdıktan sonra ne yapıyordum? Bütün asalların kuvvetlerine bakıyordum. En büyüklerini seçiyordum. Burada 2'nin küpü 2 üzeri 12. Bakın ne seçilmiş? 2 üzeri 12. Yani K'nın içerisinde maksimum 2 üzeri 12 olabilir. Yalnız 2 üzeri 11'de, 2 üzeri 10'da nokta 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 2 üzeri 0 bile olabilir. 2 çarpanından K'nın içerisinde maksimum 2 üzeri 12 olur ama daha düşükleri de olabilir. Çarpı, peki 3'ler, 3'lere bakıyorsunuz. Burada 3 tane 3 var. Burada hiç yok ama ekok 3 üzeri 6 gelmiş. 6 tane 3 gelmiş. O zaman diyorum ki K'nın içerisinde mutlaka 3 üzeri 6 var. Ki ekok olarak bunu seçmiş. Şimdi o zaman 3 üzeri 6'mız sabit. K için başka ne söylenebilir? Hocam işte şuradaki 2'lerin hepsi olabilir. Peki burada 2 üzeri 0 olabilir, 2 üzeri 1 olabilir, 2'nin karesi olabilir, nokta nokta nokta, 2 üzeri 11 ve 2 üzeri 12 olabilir dedik ya. Burada kaç tane sayı var? Hocam burada toplam 0'dan 12'ye kadar 13 tane sayımız varsa kaç tane k pozitif tam sayısı vardır diyeceğiz? 13 tane k vardır diyeceğiz sevgili gençler sorumuz için. 13. örnek. Kenarları 3, 4 ve 6 birim olan dikdörtgenler prizması şeklinde kutular bir araya getirilerek en küçük hacimli bir küp yapılmak isteniyormuş. Bakın arkadaşlarım şöyle yani. Şöyle. Şunu da şöyle çiziverelim ya. Heh, şöyle yapalım. Oldu bence, oldu. Ya çok uzatmaya gerek yok, bence oldu. Şöyle bir küpümüz varmış. Vallahi mis gibi küp çizdim ya, daha ne olsun. Küp değil de yani dikdörtgen prizma. Burası 3'müş arkadaşlar, burası 4'müş, burası da 6'ymış. Şimdi ben bu kibrit kutularını diyelim bir araya getireceğim. Alt alta üst üste sağlı sollu koyacağım ve bir küp oluşturacağım. Diyor ki bunun için en az kaç tane kutu gerekir? Hemen küçük parçalar birleştiriliyorsa hemen biz bu
Dikdörtgen prizmanın ayrıtlarının ekokunu bulacağız. 3, 4, 6'nın ekoku 3'ü 4'ü ve 3'e 4'e ve 6'ya bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Tabii ki 12'dir. O halde bu bulduğumuz 12 o küpün oluşturulacak olan o küpün bir ayrıtı demek. Şimdi diyorum ki bir küpün içine bir ayrıtı 12 santimetre veya 12 birim olan bir küpün içerisinde kaç tane bunlardan bu zımbırtılardan sığar? Hemen diyorsun ki küpün hacmini yani 12 çarpı 12 çarpı 12'yi ahan da buradaki minnakların hacmine yani 3 çarpı 4 çarpı 6'ya bölersek bence cevabı çok net buluruz. O zaman 12'yi 3'e böldüm 4, 12'yi 4'e böldüm 3, 12'yi 6'ya böldüm 2 çarpıyoruz. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24 yapar. Demek ki toplamda 24 tane bu küçük zımbırtılardan kibrit kutularından ihtiyacımız varmış ki 24 tanesiyle biz en küçük hacimli bir küp yapabiliyormuşuz. Ve 14. soru. Güzel de bir sorudur arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. 590 sayımız var. Ve aynı zamanda 323 sayımız var. Bu sayıları en büyük hangi pozitif sayıya bölmeliyiz ki sırasıyla 14 ve 17 kalanlarını versin diyor. Şimdi bakın ben şunu şöyle biraz kenara çekeyim. Bunun mantığı biraz bölmeye de kayıyor. Çok dikkatli dinliyorsunuz. Ben bu sayıyı bir sayıya bölüyorum. Bunu da başka bir sayıya bölüyorum. Burada kalan olarak 14... Burada da kalan olarak 17'yi buluyoruz. Başka bir sayı derken ikisi de aynı sayı aslında. Hani şöyle diyelim. Ben bunu 2'se bölüyorum. Kalan 14, 2'se bölüyorum. Kalan 17 geliyor. Anlaştık. Peki bu sayı nedir diye soruluyor. Ben de diyorum ki o zaman. Gençler. Kalan vermiş ya 14. Kalanlı çıkmasın diye ben 590'dan 14'ü çıkarırım. 576 gelir. Ve bunu 2'se bölmüş olsaydım kalan 0 olacaktı. Bak 14 eksilttim burayı. Sıfır kalanlı bir şey bulduk. Başka 323'ten de o zaman 17'yi çıkarırım. Fazlalık olan 17 ise madem istenmeyen oysa 523'ten 17'yi çıkardınız 323'ten 17'yi çıkardınız 306 geldi mi? 306'yı x'e böleceksiniz. Kalan yine ne gelecek? Sıfır gelecek. Şimdi artık işimiz daha basit. Neden biliyor musun? Artık şu soruluyor. 576'yı ve 306'yı ben hangi sayıya tam bölündüğünü soruyor en büyük şekilde. Tamam, en büyük hangi pozitif sayıya bölünürse demiş çünkü. O zaman biz ne diyeceğiz? 576'nın ve 306'nın ekokunu, ebobunu bulacağız arkadaşlar. En büyük ortak bölenini bulacağız. Şunu şöyle kenara çektim. Şurada da ebobunu hesaplayalım. 576 ve 306 için. Şunu şöyle çizdim. Hadi bakalım bismillah başlayalım. 2'ye ikisi de bölünür. 2'ye bölerseniz 288 gelir. 2'ye bölerseniz 153 gelir. Tamam. 8, 8, 2, 8, 8, 16, 18. İkisi de 9'a bölünüyor. İlla asal olmak zorunda değil. Fark ettiğiniz an yapıştırın. 2 kere 3'e bölmek yerine 1 kere 9'a bölebilirsiniz. 9 ikisini de bölüyor. 2 ikisini de bölüyor. Bunu 9'a böldüğünüz 12 geldi. 12 gelir mi ya? 12 gelmez. 28'in işte 3 defa. Aynen 27, 32 gelir. Bunu 9'a böldüğünüz arkadaşlarım 1 ve 7. Aa bitti. 17 ile 32 artık aralarında asal mı? Asal. O zaman sen sadece şunları çarpsan yeter. Bizim ebobumuz kaçmış? 18'miş. İşte bu bulduğumuz ebob x'in ta kendisidir. Çünkü sen 576'yı 18'e bölersen sonuç kalansız çıkar. Bunu 18'e bölersen yine sonuç kalansız çıkacaktır. Aynı zamanda yukarı doğru çıktın. 590'ın 18'e bölümünden kalan 14'tür ve 323'ün 18'e bölümünden kalan da 17'dir diyeceğiz sevgili gençler. İnanmayan varsa bunları deneyebilir. Denemeyin lan. İnanın bana. X, Y, Z pozitif tam sayılar olmak üzere 15. ve son sorumuz. A sayısı 4x-1 aynı zamanda 6'nın katından 1 eksik ve aynı zamanda 7z'den yani 7'nin katından 1 eksik. Buna göre A sayısının en küçük değeri kaçtır diye soruluyor. Bakın A sayımı ben tekrardan yazıyorum. 4x-1 6y-1 ve 7z-1'miş. Şimdi ben diyorum ki bu 3 sayıya da ben buna 1 eklesem, buna 1 eklesem, buna 1 eklesem, artık burası 4x olsa, burası 6y olsa, burası 7z olsa bunlar ne demek? Tabi buna da 1 ekledik bu sırada. Bunlar ne demek arkadaşlar? Artık benim a artı 1 diye bir sayım var. Bu sayı hem 4'ün hem 6'nın hem de 7'nin bir katı demek. Yahu hem 4'ün hem 6'nın hem de 7'nin katı olan zibilyon tane sonsuz tane sayı var hocam. Biz hangisini istiyoruz? İşte bakın burada cevap. Biz en küçüğünü istiyoruz. Dolayısıyla en küçük ortak kat. Ekok bulacakmışız yani. Değil mi? Pekala. 4 ile 6'nın hemen ekokunu bulun 12.
12 ile 7'nin ekokunu bulun. Aralarında asal oldukları için çarparsınız. 84. Demek ki bizim A artı 1 sayımız en küçük 84'e eşitmiş. O ise bizden ne isteniyordu? A sayısının en küçük değeri. A'nın en küçük değeri nedir? 1'i karşıya gönderirsin. Hocam 83'tür dersin. Ve bunu da böylelikle noktalarsın. Tamam. Kalemleri, malemleri, kağıtları, her şeyi bırakabilirsin. Kitabı da artık kaldırabilirsin. Hemen bu videodan sonra şöyle git bir elini yüzünü falan yıka. Ondan sonra şuradaki 6 tane soruyu benim için bir güzel çöz. Ben de senin için bu soruların çözümlerini yapayım, videosunu göndereyim. Ve haftaya da artık rasyonel sayılar konusuna geçeceğiz. Ödev ve değerlendirme videonu yayınlayacağım mutlaka. Kaçırma. Ödevlerini dikkatli biçimde yap. Bak, bana söz verdin, ben de sana söz verdim. Beraber götüreceğiz bu işi. Hem kamp kitabını bitireceğiz, hem de bir soru bankası bitireceğiz. Lütfen. Tamam. Hatta dedim ki en başında, bir de kaldırabiliyorsunuz arkadaşlarım, problemler çözün. Mutlaka çözün. Yani şu Eylül'de Ekim'de TYT'nin sizin için mazi olması kadar güzel bir durum yok arkadaşlar. TYT'yi artık bir maziye gönderin Eylül'de Ekim'de. Sonra sene boyunca bakın bakalım bir onun tadına. O sene boyunca TYT'den hiç ders çalışmayıp test çözmeyip sadece deneme çözmek ve sadece AYT'ye yoğunlaşmak demek sizi ne kadar ileri fırlatıyor bir görün arkadaşlar. Tamam. Diyelim ve artık noktalayalım. Evet. Gençler, bir isteğiniz arzunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.